Herkese günaydın. Akşam izliyorsanız da hayırlı akşamlar ki akşam izliyorsunuz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Evet, güneşin yüzüme çarpıyor olması sizi parmağıma sıkıştan atar. Yanıtmasın bacım. Hava buz gibi. Hava çok soğuk. Ay. Vallahi bacım hava çok soğuk. Ceketim şurada kalmış. Yeleğim yani. O yüzden giyemedim. Demindir arabada. Evde arıyorum. Neyse bacınız kalktı pazar sabahı. Nereye gidiyor? Fırına. Fırına bacım. Ekmek alacağım. Evet. Tam arabada. Ekmek almaya gidiyoruz diyordum. Şey kapandı. Kamera. Arabaya bağlandı kamera. Şu benim şu parçaları nerede ki? Hadi bakayım şundan yapalım. Evet. Hadi. Az odanızı havalandırın, yatağınızı, yorganınızı bir toplayın bakayım. Quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi. Y por fin.
Ve evet, kahvaltımız hazır. Neymiş o? Hangisi? Kıyma. Et delisi. Afiyet bal şeker olsun. Hadi bakalım şöyle. Bugün birazcık menümüz birazcık fazla. Çeşitimiz. Çünkü bugün pazar. Bugün pazar kahvaltısı. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Evet, canlarım benim. Valla biz yemeği yedik, etraf toparladık. Ondan sonra ben bir yattım. Valla 2 saat uyumuşum. Bu ara öğlen uykusu yapıyorum sürekli. Neyse, ben uyandım. Çocuklara Turgut 2 saatle telefon vereyim dedi. O ara ev bir sessiz, ev bir sessiz çocuklar telefona bakarken. Ay dedim, Allah'ım bu nereden geliyor bu huzur ya Rabbim. Neyse, şuraya çamaşır çıkarttırmıştım. Ben asmadan şurada vallahi kuruyacaklar. Dedim bir kahve yapayım. Şu çamaşırları asayım. Onlar da kurudu büyük ihtimalle. Ondan sonra da helva kavuracağım. Neyse bakalım, çamaşırları açtık. Kahveyi de içtik. Birazcık şöyle Turgut'a çerez keyfi de yaptık. Şimdi mutfağa geldim. Ve helva kavuracağım. Bol böyle fıstıklı helva yapacağız ama öncesinden şerbetini kaynatıyorum. Ne yaptım biliyor musunuz? 2 bardak süt koydum. 1 su bardağı da şeker koydum. Tarifin tamamen yarısını yapıyorum. İnternetten bir ustanın tarifini çıkardım. Onun yarısını yapıyorum. Şerbeti kaynatacağız. Tamamdır bu. Şimdi burada da 100 milim zeytin sıvı yağ var. 100 milim yani 1 çay bardağı. Buna ben şimdi 1 kaşık da şöyle 1 kaşık gibi de şey atacağım. Tereyağı atacağım. Ondan sonra normalde 2 su bardağı yapıyorlar. Tabi ona göre daha fazla 200-250 milim yağ kullanıyor. O yüzden ben hepsini şöyle 1'e düşürdüm. 1 su bardağından yapacağım, deneyeceğim. Ondan sonra işte 100 gram denk geliyor. 200 gram normalde. Burada 75 gram var. Birazcık da şurada var. Onunla bir 100 grama tekabül edecek. Vay anasına. Bayağı da pahalı bir şey olacak ha. Öyle. Evet, şimdi adam yaparken diyor ki bu yağ diyor, buna diyor çok gibi düşüneceksiniz ama diyor, aynısını ben de söyleyeyim. Öyle değil arkadaşlar diyor. Bu diyor birazdan diyor şiştikçe diyor. İçine diyor fıstığı da atınca diyor, şerbetince de atınca diyor çekecek diyor. Sakın çok gibi. Bu arada tereyağını koymadım. Tereyağını birazdan koymaya karar verdim. Burada şimdi fıstıklı yapacağımız için kesinlikle helvayı çok kavurmamamız gerekiyormuş. Taş patlasın, sadece 10 dakika kavuracakmışız. Yani rengini değiştirmeyecekmişiz. Yoksa yeşil toz fıstık, Antep fıstığı atınca rengini göstermiyormuş. O zaman tarife uyuyoruz. Ve sadece 10 dakika kavuruyoruz. Bu arada bugün benim evde yemek derdim yok. Çünkü ben Gülşen ve Ömer Halis annemlere gideceğiz. Selma abla, Şükran ablamın nefsi yengem gelecek anneme. Misafirliğe. Tabii Özge filan da. Turgut'la Mikan için buzluktan karides çıkarttım. Onları güzel böyle bol domatesli, sarımsaklı, hafif kremalı makarna yapacağım. Onların yemeğini hazırlayıp öyle çıkacağım evden. Öyle. Annem de bakalım neler. Onlar şimdi büyük ihtimalle daha erken gidecek. Herkes saat 4'te gelecekti. Ben dedim saat 4'te gelemem. Çünkü uyudum. Saat zaten şu an 4. Çamaşırları falan astım işte bahçeye. Az bir kahve içmem gerekiyordu. Şimdi bunu yemem lazım. Benim zaten öyle yemekle çok şeyim yok yani. Yemek yemesen de olur. O yüzden annemlere gittiğimde baktım böyle canım çok çektiği bir şey olursa yerim. Onlar işte bir saat 4'te hepsi yola çıkacaklardı. En geç 5'te hepsi gelmiş olur. Ben de 5.30 gibi falan anca giderim. Hatta ben şimdi koyacağım bile arkadaşlar. 10 dakika olmadı şu an benimkinin ama şöyle bir şey var. Benim ocağım çok hızlı. Elektrikli ocağım çok hızlı. Ve şu an aşırı derecede kavrulmuş duruyor. Yani şeyden belli olmuyor da. Dur altını kısın.
Şimdi ocaktan alın diyor. Ocaktan diyor alın diyor. Adamın dediğini birebir yapıyorum. Ondan sonra diyor antep fıstığını komple dökün diyor. Ve evet, sonra bunu kenarda şöyle karıştırın diyor. O yediğiniz antep fıstıklı helvaların diyor, hiçbir diyor asla o rengi diyor antep fıstığından almıyor diyor adam. Mutlaka ve mutlaka içine diyor gıda boyası karıştırılıyor diyor. Hiçbir helva o yemyeşil görüntüyü antep fıstığından almaz diyor. Evet, bu arada sıvı yağdı, komple çekti. Tekrardan şimdi ocağa alıyoruz. Ve birazcık daha kavuruyoruz. 1-2 dakika. Ondan sonra şerbetini ekleyeceğiz yavaş yavaş. Ve bence gayet yeşil oldu ve şu an inanılmaz bir şekilde buram buram antep fıstığı kokuyor. Of, mis gibi kokuyor. Ve evet, vallahi şu an bile kararmaya başladı. Bir 5 dakikadır kavuruyorum. Helva yanmaya başladı. Yani kararmaya başladı. Ateşte olacakmış. Şimdi yavaş yavaş yedireceğim ben. Tek elle olmuyor. Yalnız yeşilin renginin yüzeye çıkması. Böyle artık karıştıracağız. Kapaklanmaması için. Maalesef Maraş dondurmasını bulamadık markette. Bazen satılıyor. Ama bu sefer yoktu. Neyse bakalım. Ben böyle yavaş yavaş bir 10 dakika şöyle bir kavurayım bakayım ne olacak. Evet, o 2 bardak süt vallahi bana az geldi. O yüzden ben yarım bardak süt daha ekledim. Tereyağı falan da eklemedim. Şimdi usta diyor ki şefimiz. Şimdi diyor kenardan diyor yağını diyor akmaya başladı an diyor helvanız oldu. Altını diyor kapatın, üstünü de kapatın. Ondan sonra diyor 10 dakika 15 dakika diyor demlenmeye bırakın. Hadi ustamızın dediğini yapalım. Renk olarak bence gayet başarılı. Tabii bir tık daha yeşil olabilirdi. Bakacağız. Yalnız helvamın güzelliği şaka mı? Bakın. Vallahi kaymak gibi. Şu formu alıyorsa zaten bakalım Turgut'a vereceğim beğenecek mi?
buscado aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscado aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Perdesleri kavurdum, soğanlı sarımsağını attım, domatesini attım, birazcık krema attım, sonra makarnayı attım. Şimdi çok az bir şey baharatlarını atacağım. Azıcık tuz, karabiber. Çok az zerdeçal. Ve pul biber. Ve suyunu döküyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Gülşen ve Ömer'i gönderdim annemlere. Dedim siz gidin, misafirler gelmiş. Özge de 55 kere aradı, mesaj attı, abla ne zaman geliyorsun diye. Kız geç geleceğim dediğim halde 55 kere soruyor. Dedim bacım siz yiyin, oturun yiyin. Ben dedim yemek yapacağım. Böyle bu kadar. Altını da kısıyoruz. Kıskaçlı pişsin bakalım. Kapağını da kapatalım. Ve Turgut'la Mikael'in yemeği hazır. Allah'ım çocuk aylardır karidesli makarna yap, karidesli makarna yap. Geçen de aldıydım, bozuldu, bir türlü yapamadıydım. İyi, denk geldi. Onlara afiyetle yesinler. Şimdi bir iki bulaşık var, ben onları halledeyim, üstümü değiştireyim, ondan sonra annemle gideceğim. Evet, saat 6 çeyrek geçiyor. Ben önce çıktım evden. Bacım astrolistler en son gelirler. Ay. Anam anahtarı oradan çıkıverdi ya. Hadi bakalım gidelim. Ay 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 ay. Hadi bakalım anneme gidiyoruz. Evet ben geldim. Tabii ki de onların yemek faslı çoktan bitmiş. Buzdolabı bile toparlamışlar. Hatta pasta tarifi şeysine bir geç yapmışlar. Geçen günü arkadaşım Emine yapmıştı. Bu neydi? Bir ismini sormuş Thermomix olan birisi. Özlem onun adına ben de deneyeyim diye. Kop up mıydı gı? Dreh dich um. Ha, dreh dich um. Torte öyle bir şey. Aslında cheesecake. Altını aşağı koyuyorsun. Normal cheesecake gibi yapıyorsun. O pişme esnasında cheesecake aşağı geçiyor. Altı da üste geçiyor. Hakikaten de geçti. Ben de bir tereddütte kaldım. Acaba olacak mı? Resmen oldu. Geçen Emre de yaptıydı. Onda da çok beğenmiştik. Özge tabii ki ne yapmış? Daha da bir zenginleştirmiş. Üstüne Antep fıstığı kreması. Antep fıstığı ve... Antep fıstığı vermiş ve pudra şekeri. Pudra şekeri. Asıl pudra şekeri geliyor. Aynen. Normalde sadece pudra şekeri geliyor. Şimdi ben de oturup pudra birazcık yemek yiyeceğim. Pudra şekeri de termomiksine kendim yaptım. Maşallah maşallah.